Türkiye her geçen gün hukuksuzlukların yanına bir yenisinin eklendiği ülke haline geldi. Bugün Trabzon milletvekilimiz Sibel Suçmez ve İstanbul milletvekilimiz Türkan Elçi ile birlikte Bakırköy önce Bakırköy Kadın Cezaevinde bulunan Çiğdem Mater, Mine Özer'den sonrasında da Silivri yeni adıyla Marmara Cezaevinde bulunan Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ziyaret ettik. onlar hakkında verilen karar Türkiye'de yeni bir hukuksuzluğa yol açtı. Biliyoruz ki yargı özellikle 2010 Eylül 2010 referandumundan sonra e, siyasallaşmada bir hayli yol kat etti. E, özellikle bu referandumdan sonra e, Fetö'nün yargıyı teslim almasının yolu açıldı. Temmuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da e, yargıda hakim savcıların ihracı ile birlikte AKP'nin il ilçe yöneticisi olan avukatların hakim savcı olarak atanmaları kolaylaştı ve bugün yargıda AKP'li birçok avukatın hakim savcı olarak atandığını ve belli dosyalarda görevlendirildiğini, belli dosyaları onların önüne geldiğini hepimiz biliyoruz. İşte bu siyasallaşmanın sonucunda da yargı saraya bağlı ve bağımlı hale getirilmek istendi e, kararlar hukuki olarak değil siyasi nitelikte alınmaya başlandı bugün işte o alınan siyasi kararlardan birinin hükümlüsü olan e, sanıklarla görüştük e, uzman hukukçuları baktığınızda ki burada hepimiz hukukçuyuz. Diğer vekil arkadaşlarımız da öyle. Dosyaya baktığınızda olsa olsa anayasal protesto gösteri yürüyüş hakkının yani anayasadan doğan hakların kullanılması kabul edilebilecek bir dosyada e, hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan zorlama bir yorumla e, bu insanlara ceza verildi. Tam bir hukuksuzluk örneği yaşanıyor. E, üstelik 2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, yargılama hakkının ihlali kararı rağmen ve bugün yine Avrupa'da verilen son AKpm kararına rağmen hala hukuksuzluk tüm boyutuyla devam ediyor Üstelik bu dosyada bir başka hukuksuzluk daha var Can Atalay Can Atalay bildiğiniz üzere Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi kendisi milletvekili seçilmek için müracaat etti seçilmesinde engel bir durum olmadığına karar verildi aday gösterildi ve Hatay halkının iradesiyle milletvekili olarak seçildi. Fakat bugün e, yasamada yapması gereken görevi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gereken bir milletvekili demir parmaklıklar arkasında tutuluyor. Anayasa açık ve net bir şekilde şunu söylüyor. Bir milletvekili hakkında seçim öncesinde veya sonrasında bir suç işlediği e, iddia edilen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutuklanamaz, tutulamaz, yargıya çekilemez, sorgulanamaz diyor. Şimdi burada e, anayasanın ilgili e, maddesine baktığınızda e, açık bir hukuksuzluk örneği görüyorsunuz. Can Atalay hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Meclis Başkanına defalarca çağrı yaptık bu konuyla ilgili Adalet Bakanını göreve davet ediyoruz dedik. E, bu hukuksuzluk sona ersin dedik ama hala da e, bu hukuksuzluk devam ediyor. Aslında Hatay halkının bir anlamda meclisin iradesi burada gasp ediliyor. Can Atalay'ın her tutuklu kaldığı gün her içeride kaldığı gün e, ayrı bir hak kaybına yol açıyor. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu hukuksuzluğa son verilsin. Kendisinin içerden bir mesajı var. Onu da buradan okumak istiyorum. Bunca hukuksuzluk karşısında üzgünüm. Bunca zulüm beni öfkelendiriyor diyor Can Atalay. E, biz de. Bunu özellikle herkese iletmek istedik. Ee, aslında bugün Türkiye'de e, yargı maalesef e, bağımsızlık olarak kağıt üzerinde kalmış bir yargı bağımsızlığından söz ediyoruz. Yargı siyasi iktidarın muhalifleri bir sopa olarak cezalandırma aracı olarak görülüyor. E, verilen cezalar daha çok gözdağı niteliğinde. E, bugün... E, bütün kesimlere, meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine, üniversite öğrencilerine, vatandaşlara kadar herkese deniyor ki işte eğer iktidara karşı bir düşünceye sahipsen, iktidarla ilgili eleştiride bulunursan bak içeriye atarız, bak seni tutuklarız ya da hakkında soruşturma açarız diye böyle bir gözdağı verme çabası var siyasi iktidarın. Bunu da yargı eliyle yapmaya çalışıyor. Şu anda otoriter bir rejimin Türkiye'deki yansımalarını görüyoruz. Bu hukuksuzlukların bir an önce sona ermesi için mücadele ediyoruz. Hak, hukuk, adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak nerede bir mağdur varsa, nerede haksızlığa uğrayan varsa, nerede hukuksuzluğa maruz kalan kim varsa her zaman yanında olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz bu ülkeye hak, hukuk, adalet gelinceye kadar yargı bağımsızlığı ve liyakat tesis edilinceye kadar devam edecek.